Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yarın hafta sonu ve sizlere kahvaltıda hazırlayabileceğiniz ve ilk defa göreceğiniz muhteşem bir börek tarifim olacak. Hemen bir krep hazırlayacağız. Yapımına geçelim. Bir su bardağı sütümüz var, yarım su bardağı suyumuz var, bir tane yumurta, yarım tatlı kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı döktükten sonra e, iyice karıştıralım bu karışımımızı. İyice karıştırdıktan sonra arkadaşlar üzerine 1 su bardağı un ekleyeceğiz. Dolu dolu 1 su bardağı unumuzu da ekledikten sonra yarım pakette kabartma tozu ekliyoruz. Güzelce pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Şimdi arkadaşlar tavamızı peçete ile sadece... E, ...yağlamıyoruz arkadaşlar... ...beçeteye çok az sıvı yağ sürdükten sonra... ...tavamızın her tarafına sürüyoruz... ...tavamızı ısıtıyoruz... ...orta ocakta, orta hararetli bir ateşte... ...olması gerekiyor... ...kepçeyi de veya bu şekilde aparatınız varsa... ...aparatla... ...kreplerimizi sıkıyoruz... ...bu aparattan arkadaşlar... ...pasta malzemeleri satılan bütün dükkanlarda var... Ee, ...kullanıyorum ve çok soru geliyor bu konuda... Buradan da o soruya cevap vermiş olayım. Pasta malzemesi satan en yakın size en yakın olan bir dükkandan temin edebilirsiniz. Dediğim gibi altını çok açmayacağız. Çok da kısık olmayacak. Üzeri göz göz olana kadar bu şekilde olana kadar pişiriyoruz. Arkalı önlü pişirmeyeceğiz. Sadece tek taraflı pişireceğiz. Bu şekilde hamurumuz bitene kadar pişirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet, şimdi pişirme işlemini gerçekleştirdim. Biraz rendelenmiş kaşar peyniri, biraz kırmızı kapya biber, biraz yeşil biber ve küçük küp küp doğranmış sucuk. İç harcımız bu şekilde olacak. Ee, aynı şekilde peynirli de yapabilirsiniz arkadaşlar, patatesli de yapabilirsiniz bu harcı ama bu şekilde daha güzel oluyor. Şimdi harcımızı eşit miktarda bölüyoruz. Ben şimdi dört tanesini gösteriyorum sizlere ama bir iki tane daha var. Onları tavaya koyarken göreceksiniz. Evet şimdi zaten tek taraflı pişirdiğimiz için arkadaşlar içerisi kesinlikle çığ kalmıyor. Bunu söyleyeyim sizlere. Tekrar bir pişirme işlemi gerçekleştireceğiz. Çünkü bu şekilde uçlarını en uç kısımlarını iyice parmağımızla bastıra bastıra yapalım ki açılmasınlar. Daha sonra da bu şekilde hazırlıyoruz. Hem görüntü olarak gerçekten çok kahvaltı masalarınıza çok yakışacak bir börek hem de herkesin elinin altında olan malzemelerle hazırlayabilirsiniz. Sucuğunuz yoksa hiç problem değil koymayabilirsiniz. E, hang, elinizde ne malzeme varsa bu böreği o şekilde hazırlayabilirsiniz. Toplamda 7 tane hamurumuz oldu. Bu şekilde tavamın altına biraz sıvı yağ döktüm arkadaşlar. Böreklerimi yerleştirdim. Şimdi üzerine bu şekilde de pişirebilirsiniz arkadaşlar böreğinizi. Ama bir tane yumurtanın beyazını iyice çırptım ben. Yumurtanın beyazını bu şekilde kenarlarına ve orta kısmına gezdirdim. Bunu neden yaptım? Ee, piştik pişerken birbirlerine yapışsınlar diye yaptım. Ama eklemeyebilirsiniz. Üzerine kapağını örttüm, kısık ateşte pişirdim arkadaşlar. İyice sucuğu peyniri eridikten sonra ocaktan alıyoruz. Evet böreğimiz hazır. Gerçekten e, görsel olarak da çok güzel, e, tat olarak da çok güzel mutlaka yarın sabahki kahvaltı mazanıza hazırlayabiliriz Evet Hatta arkadaşlar yarın sabah erken kalkıp bunu hazırlayamam Emin Hanım derseniz bu akşamdan hazırlayın ee, pişirmeden buzdolabınıza bekletin koyun sabah kalktığınız zaman hazır hazır çayınızı demlenirken e, altını kısık ateşte koyun üzerine kapağını örtün güzelce pişsin gerçekten tavsiye ediyorum çok görsel olarak da çok güzel tat olarak da çok güzel ee, hamur açma derdi yok. Çok farklı değişik bir börek arkadaşlar. Evet beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.